Hocam isot sever misiniz hocam? İsotu yani şöyle Acı mesela sever ben misiniz? acıyı çok fazla yemem ama isot bana hiç dokunmaz. Değil mi? Yani kendine Evet. ait bir acısı Evet, var ya. yani Ben de çok severim. bazı yemeklere, türlüye falan öyle güzel gidiyor ki fasulyeyi. Öğlen yaklaştı hocam. Evet. Şimdi hocam Şanlıurfa'da bir esnaf hocam isot satıyor ama yere dökülen isotları böyle süpürgeyle süpürüp tekrar tezgaha koyup satmaya çalışıyor. Haberi izleyelim. Dönüşte yorumlarınızı alacağım. Yere dökülen isotu süpürüp tezgaha geri koydu. O esnafa ceza yağdı. Mide bulandıran görüntünün adresi Şanlıurfa. Haliliye ilçesinde bir baharatçı dükkanının önüne dökülen isotu süpürgeyle topladı, sonra da tezgahtaki çuvalın içine koydu. O anları yoldan geçen bir kadın kayıt altına aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü tepki çekti. Zabıta ekipleri harekete geçti. Şok baskın yapılan, dükkanda satılmak istenen biberler imha edildi. Yapılan denetimde bozuk olduğu belirlenen kilolarca salça, zeytin, peynir ve kuru yemişle son kullanma tarihi geçmiş 4120 ürüne de el konuldu. Evet hocam. Şimdi ne Şimdi burada hocam yaparsanız insan yap. sağlığını hiçe sayan bir hareket var hocam. Bu ihmal değil. Kasıtlı bir hareket. Bilinçli bir yapı. Eğer dükkan sahibi ise bunu yapan, o dükkan kapatılmalıdır. O esnaf esnaflıktan men edilmelidir. Ceza öyle verilir. Sana para cezası kesti. Adam o da günde onun 10 katını kazanıyorsa zaten ne kesersen kes. Bugün marketlere, bugün efendim birçok yere yapılan cezaların etkisi oluyor mu? Olmuyor. Etiketleri çoğalttılar, çoğalttılar. Hiç geri indiren oldu mu? Devlet bir sürü kolaylık gösterdi, vergiden düştü falan. Niye? Ceza çünkü caydırıcı değil. Ceza caydırıcı olacak. Esnaf teşkilatı oradaki bütün isot satanlara, oradaki bütün Urfa'daki dükkanlara bu adamın zararı oldu şimdi. Herkes isot alırken aklına bu gelecek. Bu kadar binlerce esnafın kanına girdin, rızkına engel oldun. Sana para cezası verdi. Böyle kurtarılmaz. Bunu men edeceksin. Bir daha bu hiçbir şey satamayacak. O zaman bak nasıl düzeliyor işler. Bence göstermelik. Tabii ya hocam Yazık oldu. yani yaptığı şey o kadar yanlış ki ben isotu şimdi bundan sonra alırken her zaman tereddüt edeceğim. Buna fırsat Ve vermeyeceksiniz. Urfa'daki bütün esnaf şu anda zan altında Ezan yani. altında Yazık değil kaldı. mi? Bu kadar Tabii. insanın vebaline Tabii giriyorsunuz. bu, dolayısıyla bu ceza hafif bir ceza kalmış. Çok ağır ceza verilmeli. Bir daha da hiç kimse buna yeltenmemeli. Evet. İnsan bir de tabii araştıracağız yani. Temiz, dürüst olanlardan almaya çalışacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.